Selamlar herkese. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Merkez Test Geometri kanalından İlhan Hocanız. Bugün paralel kenarda teğet ve merkez testleri çözeceğiz. Ve tam bir ÖSYM tarzı sorular diyebileceğim soruları sana çözmüş olacağım. Tabii ki sen video ders kitabında gittin, sorularla uğraştın, yapamadıklarını izliyorsun. Veya benle birlikte çözüyorsun. Bu ikisini yapıyor olabilirsin. Sonuçta kademe kademe gün gün ilerleyen bir ekip var. Yorumlarda görüyorum. Böyle gerçekten kemik kadro var. Her videonun altına yorum atıyorlar. Çok teşekkür ederim onlara. İyi ki varsınız. Benle birlikte kampın sonuna kadar hadi yürüyün diyeceğim gelecekler. Hadi bitiriyoruz diyeceğim. 39 günün sonunda kampı bitireceğiz. Ve birinci günde başladığımız süreci 39. güne getirdiğimizde aslında geometride çoğu şey halletmiş olacağız. Bak bana güvenebilirsin. Peki hocam bugün teğet ve merkez testini çözeceğiz ama sen aşağı inip videoya beğeni bırakacaksın ve beni desteklemiş olacaksın. Şimdiden desteklemiş için çok teşekkür ederim. Hazırsan o zaman gel bakalım sorularımız neymiş. Şöyle bakıyorum teğet testinin birinci soruyla, bu sorusuyla başlamak istiyorum. Bize bir paralel kenar verilmiş yukarıda ve diyor ki ABCD paralel kenarı şekil 1'deki gibi EF boyunca tam ortadan bak bak tam ortadan iki eş parça ayrılıyormuş. Yani o zaman şu parçayla bu parça eşit şu parçayla bu parça eşit. Peki bu 30 derece var ya. E sonuçta burada 30 derece varsa şöyle baktığımda yöndeş açıdan bu da 30 derece. Aynı şekilde 30 derece var. Yöndeş açıdan bu da 30 derece. Değil mi? Sonra 16 santim verilmiş. Yani aslında şunu getiriyor şöyle yerleştiriyor. Bunu getiriyor böyle yerleştiriyor. Peki bunları yaptı. Çok güzel. Burada ne yaptı bir de? Sonuçta 30 30. Bir dakika silmeseydim güzel olacaktı. 30 30 nedir? 60. Tepe açısı şurası 120 derece olacak değil mi? 120 derece yazdım. Peki burada 16 var. 16 olacak. 16 var. 16 olacak. Sonuçta BC'yi 8 köküç verdiyse 4 köküçü burada. 4 köküçü burada olacak. Nerede onlar? Aslında bak 4 köküçler şurada. A üssü, E üssü ile K, D üssü aslında şu parçalar eşit. Peki sonra ne yapacağız? F üstü D istenmiş bak. F üssü D. Peki önce biz o F üstü D'yi şöyle kırmızı ile birleştirsek. Bizim bunu bir hipotenüse benzetmemiz gerekiyor. Ne yapıyorduk? Burada bir dik üçgen yapmaya çalışıyorum. Zaten 120-30-30 üçgeni ikiz kenar değil mi? Yani dik indirdiğimde tabanı keş parçaya bölecek. Bir de açı ortaya oluşacak. Şöyle yaparsam. 60 derece, 60 derece. Buraya kadar bir sıkıntımız yok. Peki 90'ın karşısı on, 16 ise sadece şekil 2'ye yaklaş. Hatta iki şekle bakalım. Bak 90'ın karşısı şurada 16 ise. 30'un karşısı 8 olacak. Yani yarısı. 60'ın karşısı da 8'in kök 3 katı. Peki 8 kök 3 ile 4 kök toplasam ne yaptı? 12 kök 3 yaptı. O zaman ben aslında şurada bak maviyle çizdiğim dik üçgene bakar mısın? Hatta senin için içinde boyuyorum. Bak burada taradığım dik üçgen aslında senin tanıdığın bir dik üçgen. Hemen temize çekiyorum. Şurada dik kenarın bir tanesi ne verilmiş? 8 verilmiş. Diğeri nedir? 12 kök 3 verilmiş değil mi? Bak 8 kök 4 kök 3 topladım. Bir dakika şimdi. 8 ve 12. 4'e bölünüyor. Peki 4'e böldüğümde şurada 2 var. 4'e böldüğümde 3 kök 3 var. 3 kök 3'ün karesi nedir? 27. 2'nin karesi nedir? 4. 27 artı 4 31. Kök 31 burası. Ama biz hepsini 4'e böldüğümüz için 4 ile çarpacağım için 4 kök 31 benim aradığım F üstü D üstü arasında uzaklıktır. O zaman şıklara baktığımızda cevabımız C seçeneğidir. İlk soruyu noktaladık. Geldik şimdi ikinci sorumuza. ABC'de bir paralel kenar verilmiş. CE dik DA. 2 tane dikliği vermiş. 5 kök 2 var. 7 kök 2 var. 10 var. X'i soruyor. Bir dakika. Bu paralel kenarın alanı nasıl bulunuyordu? Bak 5 kök 2'yi karşıya taşısam. Taban çarpı o tabana ait yükseklik bize alanı veriyordu. Doğru mu? Peki şurada da tamamen 10 var. Bunu da biliyorsun. Mesela şuradaki yüksekliğe H desem. Yükseklik çarpı 10 alanı verecek. Peki 5 kök 2 çarpı 7 kök 2 de alanı vermeyecek mi? Evet bak çünkü burada da yükseklik çarpı taban yapıyorsun. Bunları birbirine eşitlediğinde kök 2 ile kök 2'yi çarptın 2. Yanında da 5 var. 5 çarpı 2 10. Onlar sadeleşti. H yüksekliği buradan 7 geldi. Şimdi ben buna 7 yazarsam. Bak şimdi izle. 5 kök 2'nin karesi nedir? 50'dir. Eşittir. 7'nin karesi artı x kare. 7'nin karesi 49 değil mi zaten? Evet. 49'u karşıya negatif olarak aldığında x buradan ne gelir? 1 gelmiş olur. Tabii ki şıklara baktığımda cevap da B seçeneğidir. Bence çok güzel bir soruydu. Alanı da tekrar ettik. Geldik 3. sorumuza. Şimdi bir paralel kenar verilmiş. Alan AEB eksi DEC diyor. En iyisi biz şöyle yapalım. A, B, C, D alın dedim. Karşılıklı alanların toplamının birbirine eşit olduğunu bir hatırlıyorsun değil mi? A artı C eşittir. B artı D. Peki AEB'de ne görüyorsun? AEB. D gördüm. Eksi. D, E, C'de ne gördün? D, E, C. B gördün. D, eksi B, 12 verilmiş. Sonra ADE D, E alanında A, D, e. A alanı gördüm. Artı B, E, C alanında C alanı gördüm. Eşittir 20. Bir dakika. A artı C gördüğüm yere D artı B yazabilirim değil mi? O zaman A artı C gördüğüm yere D artı B yazıyorum. 20 yazıyorum. Sonra bunu da altına getiriyorum. Yani D eksi B eşittir 12. Kırmızılara bak sadece. Artılar var, eksiler var. Taraf tarafa şöyle toplasam ne ortaya çıkacak? Fark ettin değil mi? Eksi B ile artı B birbirini götürecek. 2 tane D eşittir 32 ise bir tane D 16'dır. Şimdi herhangi birinde kullanalım. Mesela şunu aldım aşağıya getirdim. 16 buldun ya 16 eksi B eşittir 12 ise B de buradan 4 müdür? Evet. Peki D, E, C'yi sormuş. D, E, C. Yani sadece B'yi sormuş. E ne bulduk biz B'yi? 4 bulduk. Yani 4 santimetre doğru kararımız ve cevap da B seçeneğidir. Üçüncü soruyu dört bulduğumuza göre geçiyorum. Güzel bir soruya ya. Dördüncü sorumuz. Yukarıdaki özdeş dört tane paralel kenar biçimindeki karton şekil 1'de yan yana, şekil 2'de üst üste konulmuş. Peki, bunun biz kenarlarını harflendirsek, buraya A, buraya B yazsak. Bak şimdi burada A var, B var, B var, B var, B var. Doğru mu? Burada da A var. Karşılıklı kenarlar da birbirine eşittir. Süper. Peki, aynı mantıkla A yazdım, A yazdım. Şu şekil 2'yi de aynı mantıkla yazıyorum. B var burada ve A yazdım, A yazdım, B yazdım, B yazdım. Karşılıklı kenarlar da zaten birbirine eşit. Şekil 1'deki paralel kenarın, bak şekil 1'deki paralel kenarın çevresi 52. Hemen bunu bir yazalım. Şekil 1'de 52 çevre. O zaman kırmızıyla yuvarlak için aldıklarımı 52'nin yarısını eşitleyebilirim değil mi? Bak sadece yan kenarla yatay kenarı aldım ve bana verilen çevrenin yarısını eşitledim. Ama şunu da yapabilirsin tamamen. A yazdın artı B Kaç tane B var burada? 4 tane B var. 4B. A artı 4B çarpı 2 eşittir. 52 yazarız değil mi? Buradan da 4B artı A'yı 26 olarak bulmuş oluruz. Bu burada dursun. Sonra devam ediyorum. Şekil 2'deki paralel kenarın. Bak burada şekil 2'deki paralel kenarın çevresi de 28 verilmiş. Şekil 2'de ne görüyorsun? Bu sefer 4 tane A görüyorum. Bak 4 tane A artı 1 tane B var. Çarpı yine 2 yapıyorum. Eşittir 28. 28'de de 2 sadeleşirse buradan ne gelecek? İk, e, yine aynı şekilde yukarıda yaptığım gibi 4A artı B'yi 14 buldum. Tamam mı? Şimdi iki tane denklem var aslında bak. 2 denklemle neyi bulacağız? Şekil 3'te e, verilen paralelkenin çevresini bulacağız. Yani bizden 2A artı 2B'nin 2'şer katını. O zaman bizden aslında 4'er tane A, 4'er tane B'yi soruyor. Yani A artı B'yi bulursak cevaba ulaşıyoruz. Gel şöyle yapalım. 4B artı A'yı yukarıya yazdım. 26. Aşağısına da 4 tane A artı B yazıyorum. Bu da 14 geldi. Peki bunları şöyle taraf tarafa toplasam. 5 tane A yapıyor. Gördün değil mi? Bak şu A ile 4 A'yı toplasam 5 A. B ile 4 B'yi toplasam 5 B. O zaman 5 parantezinde A artı B geldi mi? Geldi. 26 ile de 14 toplasam 40 geldi. 40'ı 5'e böldüğünde A artı B ne, ne gelir? 8 gelir. Şimdi aslında sorunun çoğu kısmını bitirdik. Bizden zaten 4 tane A artı 4 tane B isteniyor ya. E 4 parantezinde A artı B bizim için cevapsa 4 çarpı 8 nedir? 4 çarpı 8 32'dir. Çünkü A artı B gördüğüm yere 8 yazacağım. Çünkü üst tarafta ne buldum bak. A artı B gördüğüm yer 8 olmalı. O zaman şıklara baktığımızda cevap da E seçeneğidir. İlk sayfayı bu şekilde ne yaptık? Güzel sorularla çözmüş olduk. Benim bu sayfada en çok beğendiğim soru tarzlarından bir tanesi. Üçüncü soru ve dördüncü soru. Sen hangilerini beğendin? Tabii ki hemen yorumlara bekliyorum seni tamam mı? Geldik beşinci soruya. Tam bir ÖSYM tarzı bir soru bak. Gerçekten çok güzel bir soru. Şekil 1'de ABC'de paralel kenar biçimdeki kartonda ADE üçgeni AE boyunca katlandığında şekil 2'deki görüntü elde ediliyormuş. Tamam. Peki ben şekil 2'yi şekil 1'in üzerine çizsem şöyle. Tabii en iyisi şöyle yapalım bak. Şöyle çizelim. Şuradan getirdim. Şuradan getirdim. Ve şöyle paralel çizdim. Tamam mı? Sonra ben burada 2. Bak 2 burası. 14 EC. Ama ikiz kenar yamuk dememiş mi? Bak bak bak. E, F, H, C, ikiz kenar yamuk. İkiz kenar yamuk ne demekti? Ben şuralardan dikler atacaktım. Bak şuradan attığım dik sayesinde. Tabi boşluğu kapatalım ya. O niye öyle oldu? Bak şöyle. Attığım dikler sayesinde sağda ve solda dik üçgenler oluşturduk. Ve eş üçgenler bunlar. 2'yi buraya yazarsam 14'ten 2 çıkartırsam 12. 2'ye böldüğümde 6 burası 6 burası. Peki alan E, F, H, C. Bak şimdi E, F, H, C bir ikiz kenar yamuksa yüksekliğine gel H diyelim. Yamuğun alanı nasıl bulunuyordu? Alt taban artı üst taban. Bak 64 eşittir. Alt tabanında 14. Üst tabanında 2 var. 14 çarpı 2, şey 14 artı 2 çarpı yükseklik bölü 2. Zaten 16 değil mi 14 artı 2? 16. 16 2'ye böldün 8. E 8 e H 64 ise H buradan 8 geldi. Burayı anladın değil mi? Direkt ben şuranın alanını 64 olarak bildiğim için alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 yaptım. Yükseklik 8 çıktığına göre 8 burası 6 8 10 üçgeni değil mi? Aynı şekilde 6 8 10 üçgeni onu buraya yazdım. Onu buraya yazdım. Sonra bizim burada x'i istediği için bak dikkat et. Ben Hani şekli birleştirmiştim ya. Burada şunu yapacağım. Normalde 10 nereden geldi? Bak şöyle şekli tamamlarsam şekil 2'de. 10 aslında buradan geldi değil mi? Onu geri götürürsem oraya. 10 artı 14. iyi izle şimdi bak. Şu kırmızı. Bu kırmızıdan gelmedi mi? Evet. Hatta üst üste gelen açılarımız da açı ortaya oluşturacak. Üst üste gelen açılarımız açı ortaya oluşturacak. Ve şuradaki yeşil kenarda bu yeşil kenara eşittir. Aslında sen burada neyi buldun biliyor musun? X'i karşılıklı kenarlar birbirine eşit ya. Sonuçta karşı tarafta 10 ve 14 var. 24. O zaman karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için X de 24'tür. Şıklara baktığımızda cevap A seçeneğidir. Bence gerçekten çok keyifli bir soruydu. Böyle bütün özellikleri kullandığımız bir paralel kenar sorusu olmuş oldu. Hem ikiz kenar yamuk, hem yamuğun alanı, hem de katlama, hem de ne var burada? Ee, özel üçgen var. Yani ne ararsan var. Peki bunu da yaptığımıza göre gel bakalım 6 soru. Neymiş bir görelim. Yukarıdaki ABC'de paralel kenar biçimdeki yeşil alan kısımları yeşil alan kısımları özdeş ADL ve BKC ikizkenar üçgen üçgeninden yol kısmı ise AKC ile paralel kenarından oluşmaktadır. O zaman ADL ikizkenarsa 130 ve e, ne 130 120 derece tepe açısıysa 30 derece te, tabanında 30 derece tabanında olacak. Sonra AD, DL b K, karşılıklı kenarlar birbirine eşit zaten. KB'nin de eşitliğini biliyorsun. Bunların hepsi 4 kök 3 verilmiş. 4 kök 3, 4 kök 3, bu da 4 kök 3, bu da 4 3. Peki hatırlıyor musun? 4 kök 3, 4 kök 3, 120, 30, 30'da ne yapıyorsun? Kök 3 katı nedir? 12'dir. Aynı şey bunun için de geçerli. Hatırlıyorsun değil mi? A, 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 A kök 3. Karşılıklı açılar da birbirine eşit zaten paralel kenarda. Peki çevre A, K, C, L 28 verilmiş. Şimdi sana bir soru. A, K, C, L şu değil mi? Evet. 12 12 buradaysa yani toplamlar 24. 28'den 24 çıkartsam 4. 2'ye bölsem 2 yukarıda, 2 aşağıda bak. AK2 yazdım, LC2 yazdım. Zaten bunlar birbirine eşitti. Çevre de 28 verilmiş. 12 artı 12 24. 2 yazdım, 2 yazdım. Toplam 28 yaptı. Peki 2'yi de buldun. Senden alan AKCL istenmiş. AKCL. Bir dakika şimdi. Bize yükseklik lazım değil mi? Çünkü paralel kenarın alanı taban çarpı yükseklik. Gel bu yüksekliği de şöyle dışarıda bulalım. Bak C'den doğrusal bir şekilde indirdim. B'yi doğrusal uzattım. Şurada 60 derecem var. Şu 4 kökçü bir silip düzeltmek istiyorum. Bak 4 köküçü şu kenar üzerinde. Peki 90 derece indirmiştik ya dışarıdan. Geniş açı olduğu için dışarıya yükseklik indireceğiz. 90'ın karşısı 4 kökü ise 30'un karşısı yarısı 2 köküç. 60'ın karşısı 30'un karşısındakinin köküç katı. Yani 2 köküçü burada köküçle çarparsan köküç çarpı köküç 3. 3 kere 2 6. O zaman bu paralel kenarın yüksekliği 6 geldi. Hangi bölgenin alanını istiyordu senden? Şu taradığın bölgenin alanı. E bu, bir, bu da bir paralel kenar. Paralel kenar alanı nasıl bulunuyordu? Taban çarpı. Bak taban çarpı. O tabana ait yükseklik. E, 2 çarpı 6. Direkt bana 12 birim kareyi verdiği için cevabım nedir? C seçeneğidir. 6. soruyu da noktaladık. Geldik. Bu arada 6. soru 12 geldi. Geçiyorum. 7. soruma. Şekil 1'de ABC ikizkenar yamuğu CE boyunca katlandığında B köşesi AB kenarı üzerindeki B üstü noktasıyla şekil 2'deki gibi çakışıyormuş. Yani ben şunu getir şekil 2'ye çizelim derim bak. Şöyle çiziyorum. Üst üste gelen kenarlarımız bunlar. Üst üste gelen kenarlarımız bunlar. B üstü burada. Peki üst üste gelen kenarlar ve kenar ortay var. İkiz kenar var. Daki'yi sağladım bunlar. Bak gösteriyorum sana. İkiz kenar ve kenar ortay var. O zaman ikiz kenar ve kenar ortay. iki tane bilgisi varsa diğerleri de olacak. O zaman diklik ve açı ortayı yerleştirdik. Sonra şimdi burada bir bilgi vermiş. Bak şu aşağıda şöyle bir bilgi var. C, E, B üssü. C, E, B üssü. Buraya A bölgesi desem. 4 tane A. A, B üssü. C, D. Bir dakika. Biz burada aslında bak. Şöyle bir olay gerçekleştirmiş olduk. Hani biz böyle katladık ama. Ben sonuçta ikiz kenar yamuk olduğunu bildiğim için. Bak şöyle yazmak istiyorum hatta. Şurada çift çizgi taban açısıyla. Buradaki çift çizgi taban açısı ne olur? Öyle yapmayalım da çortay gibi gözükmesin. Boyayalım hatta bak. Şöyle bak. Şu B açısı ikiz kenar yamuktan dolayı A açısına eşit midir? Evet. Peki bunu katladıktan sonra buraya da mı eşit olacak. Evet. Peki bunu yaptık çok güzel ama biz aslında CB üstünün hatta şöyle çizmek istiyorum. CB üstünün DA'ya paralel olduğunu yakalamış olduk değil mi yöndeş açıdan? E zaten üst tabanla da alt taban paraleldi. Yani burada bir paralel kenar ortaya çıktı. İşte bak CEB alanına pardon CEB üstü alanına A alanı yazdık ya. 4A, A, B üssü bak fark ettiysen A, AB üssü CD, AB üssü CD. Buradaki paralel kenarın alanı 4A olacak. Köşegen çizildiği için 2A'sı yukarıda, 2A'sı aşağıda olacak. Peki bu A'yı getirip şurada yazsam. Ben aslında neyi bulmuş oldum biliyor musun? A tabanına küçük bir A harfi desem 2A tabanı ne olacak? 2A olmuş olacak. Peki aynı mantıkla bu da A. Sonuçta kenarlar birbirine eşit. CE'yi 4 vermişti. 4'ü yazdım şimdi. Sonra AC 2 kök 13. Ben sana şöyle bir dik üçgen çizsem şimdi. Bak şu dik üçgene bak. Bu dik üçgende kenarlarımız bak şurası 2 kök 13. 90 derece var. Şurada da 4 var. Burada Pisagor teoremi şuradaki toplam 3 ay verir mi? Bence verir. 2 kök 13'ün karesi 52. 4'ün karesi 16. 52 eksi 16. Bak 3A'nın parantez karesi eşittir. 52-16. 52'den 16 çıkarsam ne yapar? 12'den 6 çıktı. 6. 4'ten 1 çıktı. 3. 9 a kare eğer 36'ya eşitse a kare dediğim şey 4'e eşit. a da buradan 2 geldi. Peki a'yı 2 bulduysam 2 burada, 2 burada 4 de burada olacak. ad ile bc'nin eşitliği sorulmuş. 2, 4, 2 kök 5 olur burası. Dik kenarlar bak dik kenarlar birbirlerine 2 katı olursa hipotenüs küçüğün kök 5 katıydı. Bunu hatırlıyorsun değil mi? Burası 2 kök 5 ise karşısı da 2 kök 5. O zaman cevap 2 kök 5'miş. Yani 7. soru A seçeneğidir. Bence çok güzel bir soruydu. Geçiyorum 8. soruma. ABC'de paralel kenar. EF dik AE. AE açı ortay. CF, BF 5 verilmiş. Süper. EF 6 verilmiş. Gel şu EF'yi doğrusal devam ettirelim. Sonuçta paralelliğimiz de var ya bunu kullanalım bak. Zeminden şöyle bir doğrusal çizdim. Bu paralelliği de kullanmak istiyorum şöyle. Şimdi ne yaptım aslında? Bak şurada Z kuralından bir aşağıdaki açıyı getirelim. Nasıl Z oldu hocam dersen şuradaki Z'den bahsediyorum. Peki buradaki Z ikizkenar üçgen ortaya çıkartır mı? Çıkartır. Sonra derim ki ben şu bu sonuçta 90 derecemiz var ya. Yani ben E'den şöyle bir paralel çeksem. Bak paralel çektim. Sonuçta şu eşit, bu eşit. Bu arada 5 5 bak hatta senin için şöyle boyayayım. BC AD'ye eşit, o da DE'ye eşit. Aynı şekilde bu da eşit, aynı şekilde bu da eşit. Mavi uzunluk zaten 10 geldi ya. 10 yazdım, 10 yazdım, 10 yazdım, 10 yazdım. 90'dan muhteşem olacağı için buranın 10 olması gerekiyor. Fakat 5'teki paralelliğe dikkat et. Peki burada buradaki paralellik bize şunu sağlamaz mı? Sonuçta biz nasıl burada şöyle bakarsan bak burada 5 5 var. 6 ise bu da 6 olacak. Çünkü burada bir kelebek var. Bu kelebeğin etkisiyle kelebek etkisi bak. Bunu buraya baktığımda 6 6. Peki orta taban bulmuş oldun. Yani burada da 5 olur. Burada da 5 olur. Sonra alan A B C D diyor ya sana. Gel şöyle yapalım bak. 6 6 12. Şurada 20 var. 12 16 20 üçgeni yok mu? Var. Demek ki hatta yeşille çizeyim bak. Şu yeşil kenar 16 olacak. Fakat gel şöyle yapalım. D'den şöyle bir dik atalım. Bak D'den şöyle dik atıyorum. Taban iki eş parçaya bölünmez mi? Bölünür. Az önce 16 bulmuştum özel üçgenden dolayı. 6, 8, 10 üçgenden 6'yı yazdım. Şimdi paralel kenarı tekrar çiziyorum senin için. Bu paralel kenarda şöyle bir E noktasında çizilmiş. Değil mi? E noktasına baktığında 10 yazıyor. Yanında da karşıdan götürürsem 5 yazacağım. Peki ben buranın alanını bulsam köşegen çizdiğimde 5'teki be alanı da bulur muyuz? Tabanlar alanlar orantılıdır olayında. Bunu kullanabiliriz değil mi? Peki en iyisi şurayı düzelteyim bir dakika. Şuradaki kenarımız tabanlar alanlar orantılıdır olayını gerçekleştirecek. Nasıl yapacak? Yükseklik 6. Tabanımız nedir? 16. 6 çarpı 16 bölü 2 alan A, D, E üçgeni. Ne oldu burada? 48 gelmiş oldu değil mi? 12, e, 16 ile 2'yi sadeleştiririm. Işte 8. 8 kere 6. 48 geldi. Peki 48 dediğimiz nerenin alanıydı? Alan A, D, E. Şimdi bak A, D, E'ye 48'imi yazdım. Tabanında 10 olduğu için 48 yazdım. 5 olsa 24 mi yazacağım? Yükseklikleri aynı bunların. 48 ile 24'ü toplasam ne yaptı? 72 yaptı. E, köşegen 72 ise diğer köşegen de 72 alana sahiptir. Peki bu ikisini topladığında alan A, B, C, D eşittir. 72, 72 144 santimetre karedir. Yani D seçeneğidir. Sekizinci sorumuz da biraz uzun bir soruydu. Ama bence tam bir üçgende alanı tekrar ettiğimiz, özel üçgenleri tekrar ettiğimiz, benzerliği tekrar ettiğimiz çok güzel bir soruydu. O yüzden bu soruda yıldız hak etti. Sekizinci soruyu işaretledim. Geldim bu testin son sorusuna. Yani dokuzuncu soruma. Şimdi paralel kenar verilmiş paralellikler var. KL ile sonuçta e, BC'nin paralelliği konuşuluyor. E, paralel kenardan da bu da karşıya paralel. Hepsi birbirine paralel. Aynı şekilde EF ile AB paralel. EF'nin AB'ye paralelliği, bu da karşıya paralel. Tamam. Gel bunu ne yapalım biliyor musun? Şuradan şöyle çizsem, sonuçta her yerde paralel kenar var. 12 paralel kenarına baktığında yani 12 alana sahip paralel kenarda köşegen çizildiği için 6 alan burada var. 6 alan burada var. Aynı şekilde şöyle çizdim. Şuraya A alan desem, köşegenden dolayı bu da A alan. K'den F'ye çizdim. 8 alan var değil mi içeride? 4'e 4 yazabilirim. Geldim buraya da BB yazmak istiyorum. Bak şurada B alanı, B alanı. Bu da paralel kenar çünkü. Köşegen çizildi. Peki, E, N, K, D. E, N, K, D. 2 tane B eksi B, F, N ile 2 tane B eksi 2 tane A 10'sa 2'ye bölsem B eksi A ne olur? 5 gelir. Bu burada dursun. Sonra bize şurada bir bilgi vermiş. 8 ve 12. Peki içeriye baktığında bu bir dörtgen mi bak? Dörtgen mi bu? Biz zaten yarım yarım alınca karşılıklı alanların toplamı birbirine eşit olacaktı. Köşegenler ne yapılıyordu? Daha doğrusu pardon. Köşegenler çizildiğinde karşılıklı alanların çarpımı birbirine eşit olacak. A çarpı B eşittir. 6 çarpı 4 yani 24 getirdi. Peki şimdi farkları 5. Bak B eksi A 5. Çarpımları 24. O zaman ben şunu düşüneceğim. 8 ve 3'ü kullanabilirim değil mi? Şıklarda tam sayı olduğuna göre. B'ye 8 veririm. A'ya 3 veririm. 8 3 5'i verir. E, aynı şekilde 3 çarpı 8 de 24'ü verir. Tamam. Hepsini bulduk aslında. Alan A, B, C, D istendiği için 12 vardı zaten. 8 de vardı. 2 A dediğim şey 2 çarpı 3'den 6. 2 B dediğim şey 2 çarpı 8'den 16. Şurası 20 yaptı. Burası 22 yaptı. Toplamları 42 santimetre kare olur. Buradan Konya'ya çok selamlar diyerek ben de 9. soruyu E şıkkı olarak işaretleyip T testini noktalıyorum. Şimdi sırada merkez testi var. Sırada merkez testimiz var. Merkez testinin birinci sorusu başlamak istiyorum. Şöyle rengarenk paralel kenarlar verilmiş. Yukarıda verilen ABCD paralel kenarı EFGH ve KLMN kartonları birer paralel kenarmış. Bu kartonlar kırmızı kartonun üstüne sarı sarı. Sarı karton üstüne de mavi karton konularak aşağıdaki şekilde gösterilmiş. Ve yan tarafta oranlar var. Önce oranları yazalım. Bak şimdi burada iki tane DH, iki tane HN yazıyor ya. DH'ye A yazsam. HN'ye de A yazacağım. Bu sayede 2A. 2A burası. de ne olacak? 2A gelmiş olacak. Aynı mantıkla. Ben aşağıda bu sefer 3'e 2 gördüğüm için. Gel BF'ye 2B yazalım. FL'ye de 3B yazalım ki 6B. 6B 6B olsun. BK 6B'ymiş. FB 2B. Sonra FL de 3B. Tamam. Peki bunların hepsini yukarıya taşısam. Bak şimdi. 6B burada var. 2A burada var. Sarıda ne var? 2A ile A'yı toplasan şöyle. 3A var solda. Zemininde ne var? 6A ile pardon 6B ile 2B'yi toplasam. 8B var. Peki kırmızıda da ne görüyorsun? 8'e 3 ekledin. 11B. Bu tarafta ise tamamında ne var? 4A var. Peki K köşesindeki açıya alfa desem A açısı alfa, E açısı alfa, K açısı alfa olacak değil mi? Bütün açılar üst üste gelmiş. Şekil 2'deki kırmızı bölgenin alanının sarı bölgenin alanına oranı istenmiş. Gel şu yukarıya gidelim. Biz paralel kenarda alanı nasıl bulunuyorduk? Şöyle baktığında 6B ile 2A'nın çarpımı çarpı aralarındaki açının sinüsü. E hepsinde alfa var. Hepsinde de A ve B var. Gel kenarların katsayılarını alan parçalamada kullanalım. Yani 6B ile 2A çarptığında 12AB. Bak alan eşittir. 12AB çarpı sin alfa. Aynı şekilde buradaki alan nedir? 8 çarpı 3'ten 24 AB çarpı sin alfa. Aynı şekilde 11 ile 4'ü çarpsam 44 AB çarpı sin alfa. Fark ettin mi? Bak A çarpı B çarpı sin alfa hepsi eşit. O zaman gel şuraya ne yapalım biliyor musun? Şuraya 12A yazalım. Buraya 24A yazalım. Buraya da 44A yazalım. Süper oldu bak. Şimdi bunları parçalayalım. Sonuçta ben eğer A'ya 12A yazarsam mavi bölgeye, sarı da altında var ya bak şöyle sarı da var altında. Sarı bölgenin tamamına 24 yazmam için 12'si buradaysa 12'si de sadece sarı bölgeye yazılacak. Toplam 24 gelsin diye. Ve tamamı 44 olması için bak 44 olması için 12 12 24. 44'ten 24 çıkartırsam kırmızıda ne olur? 20A kalmış olur. Benden de zaten kırmızı bölgenin alanının sarı bölgenin alanı oranı istenmişti. Yani 20A bölü 12A dediğinde A'lar sadeleşiyor. 20'yi 4'e böldüm 5, 12'yi 4'e böldüm 3. Aradığın cevap da 5 bölü 3 yani E seçeneği geliyor. Gerçekten çok güzel bir soruydu. Tam böyle denemede karşına gelebilecek soru tarzlardan bir tanesi diyebilirim. Geçiyorum ikinci soruma. Şekil 1'de ABC üçgeni biçimdeki kartona A köşesi DE boyunca katlandığında A üstü köşesi BC kenarının üzerine şekillikteki gibi gelmektedir. Peki ben bu üst üste gelen kenarları sonuçta yüksekliği mesela H desem aşağıda H olacak. Yani bu tam orta nokta olmuş olacak değil mi? O zaman tam orta noktaysa hatırlarsan bunu nereden söylüyorum? Bak şöyle düşün şurada H var burada da H var. Tales teoremi öğrenmiştik değil mi biz benzerlikte? Bunlar ne, nasıl eşitse karşıları da eşit olacak. O zaman buraya çift çizgi. Buraya da tek çizgi yapmak istiyorum. Peki katlasın bakalım. Şöyle aşağıya doğru katladık. Katlamada üst üste gelen açılarımız birbirine eşit olmayacak mı? Yani buraya nokta açısı nokta açısı dedim. Yönleş açıdan bu da nokta açısı olmayacak mı? Evet. Z kuralından bu da nokta olur mu? Evet. Hemen Z'yi gösterelim. Bak şöyle bir Z kuralından iç ters açılar birbirine eşit. Peki şu da eşit. Gördün mü? sonuçta taban açıları eşit olduğu için aynı mantık bu tarafta da geçerli. Ben buraya çizgi desem, çizgi desem, Z kuralından bu da çizgi, yöndeş açıdan bu da çizgi. Peki, burada yapacağım tek şey şu. Ben zaten bak B A, BA üssü ED, BA üssü ED paralel kenar demiş. Bu benim için önemli bir özellik bak. Şu yeşil kenarlar birbirine paralel. Turuncu kenarlar da birbirine paralel olacak. O zaman aslında yöndeş açı kavramından nokta aslında çizgiye mi eşitmiş veya çizgi nokta eşitmiş. Hepsini çizgi yapalım bak çizgi, çizgi, çizgi. Bu sayede aslında sen şu an kenarların da eşitliğini bulmuş oldun. Bak, sonuçta burada çift çizgi yazıyorsam bu da çift çizgi, bu da çift çizgi, bu da çift çizgi, bu da çift çizgi. Herhangi bir harflendirme yapsak bu paralel kenar resmen hayatımızı kurtardı. Bu arada bu hem sol tarafta hem de A üstü C, e, D de bir paralel kenardır. Onu da gösterelim. Bak şöyle bir paralel kenar var. Buradan da yöndeş açı kavramından dolayı tek açı ve tek kenarlar. İkiz kenar bir üçgen bulmuş oldun aslında sen. Peki ben buraya A yazsam. A yazarım. A yazarım. A yazarım. Şura B olsun. Bu da B olacak. Bu da B olacak. Şunlar da A olacak. Kenarları yazdık. Aynısını gel şekil 2'ye taşıyalım. B burada var. A burada var. B burada var. B burada var. A burada var. Sonra... ABC üçgeninin çevresi. O zaman çevre hesaplayalım. 2A, 2B, pardon. 2A burada. 2A burada, 4A. 2 de B var burada. 4A artı 2B eşittir 20 gelecek. Yani 2A ile B'nin toplamı 2'ye böldüğümde her yeri 10 mudur? Tamam. Şekil 2'deki B, B, C, e, D yamuğunun çevresi 18. Peki. 1, 2, 3 tane B var. 3 tane B artı. 2 tane A var. Bunların toplamı da 18'miş. Burada yok etme metodu yapabilir miyiz? Bakıyorum yapabiliriz. Çünkü bizden BD bölü DE istediği için BD'de A var. DE'de ne var? DE'de de B var. A bölü B aranıyor. Peki burada hangisini yok edelim? Yukarı eksi 2 ile çarpalım. Ne olacak? Hatta şu üst tarafa çözüm yapsak güzel olur. Eksi 4A eksi 2B eşittir eksi 20. Aşağıda da 3B artı 2A değil mi? e, ee, o zaman 2 ile çarpmayacağız. Dur. Ben A ile B'yi aynı gördüm. Hemen düzeltiyorum. Şöyle yapalım. E, ee, B'yi yok edeceksem şurada bir eksi 3 ile çarpalım. Eksi 6 A eksi 3 B eşittir eksi 30. Değil mi? Sonra aşağıda da artı 3 B artı 2 A eşittir 18. Şimdi taraf tarafa toplayalım. Ne gelecek buradan? Bak iyi izle. Burada eksi 3B ile artı 3B birbirini götürdü. Eksi 4A geldi. Eksi 4A eşittir. Eksi 12 gelecek. Doğru mu? Eksi 30 artı 12, 18'den eksi 12. Eksiler artı yapacak. Dörtler de sadeleşince A'nın değeri buradan kaçtır? 3'tür. Herhangi birinde yerine yazalım. Bak mesela şu kırmızıda yerine yazalım. 3 çarpı 2 6. 6 artı B eşittir 10'sa. B de buradan 4 müdür? Süper. A bölü B isteniyordu. A'yı 3 buldum. B'yi 4 buldun. 3 bölü 4 aradığımız cevap olmuş oldu. İkinci soruyu bitirdim. Geldim üçüncü soruma. Üçüncü sorumuzda Şıklarda ufak bir hatamız var arkadaşlar. Burada bulacağımız cevap şıklarda yok. O yüzden bunun duyurusunu yapayım. Zaten ikinci baskıda bunu düzelteceğiz. Aslında ee, cevapları yani şıkları hepsini ikiye bölseniz yani cevap bulabilirsiniz. Hepsini ikiye böleceksiniz. Cevap da öyle gelecek. Hemen söylemeyeyim. Soruyu çözelim. Öyle söyleyelim. Şimdi şekil birdeki. KLMN paralel kenar biçimindeki tarlanın içine domates ekilmek üzere ABC'de paralel kenar biçimindeki özdeş 3 tane sera şeklindeki bir tar e tarla yerleştirilmiş. ADC 150 derece. AD'nin 2 katı AB'ye eşitmiş. O zaman ben AD'ye şöyle K yazsam AB ne olacak? 2K. Bak K yazdım, 2K. Peki K burası. K burası. K burası. K burası. 2K burası. 2K burası. 2K burası. Aynı şekilde bu da K. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olacağı için bak şunu doğrusal uzattın. 2K burada var. 2K burada var. Şunu doğrusal uzattın. K burada var. K burada var. Çevre ne verilmiş? KLMN'nin çevresi 70, 7, 720 verilmiş bak. O zaman ben şunu düşüneceğim. Burada 3K var. 3K artı. Burada 2, 4, 6K var. Bunların toplamının iki katı 720 metreye eşittir. 2 ile 720'yi sadeleştirdim. 360. 9K 360 ise K buradan 40 metre gelir mi? Gelir. K'yi 40 bulduktan sonra iyi izle şimdi. Bize mavi bölgenin alanları istenmiş değil mi? E bunlar paralel kenarsa sonuçta şurada 150 derece var değil mi? Bak N açısında 150 derece varsa paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşitti. 150'yi doğrusal bir şekilde dışarıya uzatsak bizim için yükseklik lazım. Şuraya ben 30 derecemi yazarım. Dışarıdan da bir yükseklik indiririm. 90'ın karşısında K var. Aslında 90'ın karşısında 40 var. 90'ın karşısı 40 ise 30'un karşısı ne olur? 20 olur. Yükseklik ortaya çıktı. Bunun bir tanesinin alanına A desem benden 3 tane A istiyor. Doğru mu? Peki paralel kenarın alanı nasıl bulunuyordu? Alan eşittir. Taban çarpı yani 2K çarpı 2 çarpı K'de 40 var. Çarpı yüksekliğimizde de 20 var. Peki bundan sonuçta 3 tanesini istiyordu değil mi? Önce bunu bir hesaplayalım ne yapacak? 4 kere 8. 80 ile 20'yi çarptığımda 1600 yapacak. E bizden 3A istendiği için 3 çarpı 1600 nedir? 4800 metre kare olarak karşıma çıkar. Yani burada aslında hepsini ikiye böldüğümüzde 9600 yerine 4800 yaz, e, 4800 yazmış olsak cevabımız A şıkkı olmuş olacak ve biz de doğru yapmış olacağız. Bunu buradan duyuruyorum. İkinci baskıda bu e, tasih dizgi hatası düzelmiş olacak. Ama soruda herhangi bir sıkıntımız yok. Sadece şıklarda ufak bir kayma olmuş ve e, üçüncü soruyu da bu şekilde çözmüş olduğu Geçiyorum. Dördüncü soruma tam bir sınav sorusu. Bak katlama denince akla gelmesi gereken sorulardan bir tanesi. Şekil bir de verilen. Zaten farkındaysan teğet ve merkez testlerinin tamamı ÖSYM tarzı. Yani senin karşına çıkabilecek soru tarzlarından. Şekil 1'de verilen ABC'de paralel kenarında ADE üçgeni AE boyunca katlandığında D köşesi AC köşegeni üzerindeki D üstü noktasına geliyormuş. O zaman bak AC köşegeni çizdim. E'den de şöyle bir D üstü noktası çizdim. Üst üste gelen açılarımız bunlar. Üst üste gelen açılarımız bunlar. Peki şurada iki tane AC demiş ya. Gel AC'ye ne yazalım? 5K yazalım. ED üstüne de 2K yazalım. Katlamada üst üste gelen kenarlarımız birbirine eşit olacağı için E'ye... ED üssüyle ED birbirine eşittir. Yani aslında X artık 2K'ye eşittir. Burada bir sıkıntımız yok. Sonra EC'ye harf yazmak istiyorum. A yazıyorum. BC'ye de B yazmak istiyorum. Peki sadece morla çizdiğim AE iç açı ortayına bakar mısın? Ne yapıyorduk iç açı ortayda? B'nin X'e oranı. Şuradaki kenarın A'ya oranı değil mi? Peki biz AC'ye bak. AC'ye nerede AC? Şurada. Bu arada 5K'yi burada yazmayacağız. AC'ye şurası. Tamam. 5K'yi şöyle yazdım bak. Gördün mü? Peki şu an ben iç açı ortayı bahsetmiştim ya. E, B'nin 2K oranı 5K'nin A'ya oranı. Normalde AE iç açı ortayına göre kenarlar bulundukları tabanlara göre oranlanacaktı. Yani B'nin 2K oranı A'nın da ne oranı? Daha doğrusu B'nin 2 kye oranı 5K'nin de A'ya oranı. Aynı yönden bak. B 5k karşılıklı olduğu için b 5k karşılıklı. İçlersel yaparsam a çarpı b eşittir 10k kare. Bir dakika a çarpı b'yi biz zaten biliyoruz. Bak ec çarpı ec'de a var bc bc'de de b var. Bak şu karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için a çarpı b 90 verilmiş. E biz a çarpı b'nin 10k kare olduğunu biliyoruz. Bunu ben 90'a eşitlesem sıfırlar gitti. Hangi sayının karesi 9'dur? 3'ün karesi 9'dur. Peki soruyorum sana. X'e ne yazmıştık? 2K yazmıştık. X'e 2K yazdığın için X eşittir 2K yani 2 çarpı 3'ten cevabın 6 gelir. Şıklara baktığında cevap D seçeneğidir. Dördüncü sorumuzu da tam bir sınav tarzı bir soruydu bu arada. Güzelce çözmüş olduk. Ee, hadi geçelim. Beşinci sorumuza. Beşinci sorumuzda şöyle bir paralel kenar verilmiş. Çevresi 10 verilmiş. Gel şuraya A yazalım. Buraya B yazalım. A artı B çarpı 2 eşittir 10 sa çevre hesaplıyorum ya karşılıklı kenarlar birbirine eşit. 2'ye böldüğümde a artı b'yi ne yazabilirim? 5 yazabilirim. Peki şuraya a yazsam buraya a olacak. Buraya a yazdım buraya a yazdım. Çünkü soru bize demiş ki abc'de paralel kenar biçimindeki tahta bloklardan özdeş 4 tanesi. Yani şunlarda a'lar var bunlarda da b'ler var. Bunların hepsine b'yi yazdım. Peki bana diyor ki K ile L arasını diyor 2 kök 7 veriyorum sana diyor. Peki K'yi şöyle doğrusal aşağı doğru devam ettirsem. Sonuçta iyi izle şimdi. Şuradaki 60 dereceyi kullanmak istiyorum bak. Şurada 60 derece varsa sonuçta şurası 120 derece olur. Burası 120 derece olur. 220 varsa 3. 120 tam açıdan gelecek. 120 ve ikizkenarlık kenarlık. Şurası 30 derece. Burası 30 derece. Şöyle bir tanesini yazalım. 120 30 30'dan A kök 3. Aynı şekilde bu da 120 30 30'dan A kök 3. Peki 30 dereceyi buraya 60 dereceyi buraya yazınca şu köşenin komple 90 derece olduğu ortaya çıktı. Şimdi o 90 dereceden dolayı bu taralı dik üçgene bakarsan Pisagor teoremi sana bir şeyler verebilir. 2A köküçün karesi bak 2A köküçün parantez karesi artı şurada B var B'nin karesi eşittir. 2 kök 7'nin karesi 2 kere 2 4 4 çarpı 7 28 ama ben şöyle nereden yaptığımı göstermek için 2 kök 7'nin de karesini alıyorum. Burada 12a kare olur. Artı b kare eşittir 28. Bir de biz ne bulmuştuk? a artı b 5. a artı b eşittir 5. Bir dakika şimdi. Şıklar tam sayı mı? Evet. Mesela şimdi 12 ile 16'nın toplamı 28 değil mi? Yani b'ye 4 versem a da 1 mi olacak? Evet. Bak 4 artı 1 5. b'ye 4 versem 16 artı 12 çarpı a'nın karesi yani 1'in karesi 1. 12 artı 16 ne yaptı? 28 yaptı. Sağlamış oldu. O zaman demek ki A değerimiz 1, B değerimiz 4. Şekil 2'nin çevresi sorulmuş. Bak şimdi 1, 2, 3, 4. 4 A burada var. Bir tane de B burada var. Bunların aynısından karşılarında da var. A, A. Bunların hepsini yazınca 4 A burada, 4 A burada, 8 A. Yani 8A artı 2B senden çevre olarak isteniyor. Peki o zaman çözümde şöyle bir şey yapalım. 8 çarpı 1 artı 2 çarpı 4'ten 8 artı 8 16 mı gelir? O zaman çevremiz demek ki B seçeneğinde bizi bekliyor. Ve güzelce bu soruyu da ne yaptık? Çözmüş olduk. Beşinci soru tamam. Geldim altıncı soruma. Şekilde verilen ABC'de paralel kenar biçimdeki karton bir makas yardımıyla AG, EF, FL ve BK boyunca kesiliyormuş. Sonra AG ve BK açı ortay ve PLBK'nin paralel kenar olduğunu söylüyor. O zaman şu kenarlar birbirine paralelse yöndeş açıdan bu çizgiyi buraya taşırım. Ve EF'de AG'ye paralelse yöndeş açıdan noktayı buraya taşırım. Peki açı ortaylar 90 derecede kesişmeyecek miydi? Yani hem burası 90 hem de şunu doğrusal uzatsan burası da 90 olacak. Sonra ne yapalım biliyor musun? 120 derece, 180'e tamamladım 60 derece. Z kuralından aşağıdaki açıyı buraya getirsem şöyle. Aynı şekilde noktayı da buraya getiriyorum. Bak şurada da Z var. Peki nokta şurada aşağıdan geldi. Çizgi de aşağıdan geldi. 60 ve ikiz kenarlık var. Yani bu bir eşkenar üçgen. 60, 60, 60. Peki aynı şey diğer tarafta da var. Bir ikiz kenar üçgen var. 30 derece, 30 derece, 30 derece. Sonra diyorum ki alan FLBK. Bak alan FLBK bölü 10 eşittir. Alan BKC bölü 8. Ben şuraya ben mesela 8A yazsam. Bak 8 A yazıyorum. Buraya da 10 A yazmam lazım ki onlar ve 8'ler sadeleşsin. A eşittir A gelsin. F, de şöyle yapmak istiyorum. Şöyle çizdim. Köşegen çizdim. 10 A'yı 5 A'sı yukarı 5 A'sı aşağı olarak yazmak istiyorum. Bu şekilde. Ve bunu niye yaptım? 8 A ve 5 A gördüğüm için şuraya ben 8 K buraya da 5 K yazmak istiyorum. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Bu da 5 K. Sonra Eşkenar üçgenden 8K burası, 8K burası, 8K burası. Karşılıklı kenarlardan bu da 8K, bu da 8K, 8K kök 3. Aynı şekilde 8K kök 3. Hepsini yazmış olduk. Yalnız bak şimdi burada GF'nin aynısı karşıda var mı? Var. O zaman 8K, 5K ve 8K'nin toplamı, bak şu üçünün toplamı şurayı vermeli. Yani 5K'si buradaysa o zaman şöyle yapıyorum. 8'de 8 ile 8 topladım. 16K'si de burada olacak. Sonra alan EFL bak çok biraz uzun bir soru ama gerçekten çok güzel bir soru. EFL alanını göstermek istiyorum sana. Maviyle çizdiğim alan 16K verilmiş. Zaten yanında 5K'nin üzerinde 5A yazıyorsa 16K'nin üzerinde de ne yazmalı? 16A yazmalı. Bak bu önemli bir bilgi. Şöyle yeşillere dikkat et. Tabanlar alanlarla orantılıydı ya. Burada da yaptığımız tek şey şu. 5K tabanında 5A, 16K tabanında 16A. Gördün? Şimdi 16 16 a'yı ben önce 32 kök eşitlesem sonuçta a değerinin 2 kök 3 olduğu ortaya çıkmış olacak. Doğru mu? Evet. KL arasındaki mesafe soruluyor. Şimdi KL arasındaki mesafe için o paralel kenarı ben dışarıya çıkarmak istiyorum. Hatta şöyle çizdim, şöyle çizdim, şöyle çizdim, şöyle çizdim bak. Birleştiriyorum. Şurada ne var? 8K var. Şurada ne var? 5K var. Peki şu 60 derece değil miydi? Yani bunun tamamı 60 derece. Doğru mu? E aynı mantık bu da 60 derece. Şuradan ben bir dik atsam. Bak. 90'da 8K varsa 30'da yarısı 4K. 60'da 4K'nin köküç katı. Hatta onu şöyle yatay yazalım. Şurada 4K köküç. 5K'den 4K çıkartırsam K burası. Şimdi K noktasıyla L noktası bak. K noktası burası. L noktası burası. F noktası burası. B noktası burası. K ile arasını birleştirdiğinde 1, 4 kök 3. Bak farkında mısın? 1, 4 kök 3. Mavi ile taradığım dik üçgene bakar mısın? Bu senin tanıdığın bir dik üçgen aslında. 48 ile 1'i topladın. 4 kök karesi nedir? 48. 1'in karesi nedir? 49. O zaman burası 7K gelmiş oldu. Süper. Şimdi biz K'yi arıyoruz. Zaten şurada bir dik üçgen vermemiş miydi? Evet. Dik kenarların çarpımının yarısı sana alanı verecek. 8 kök 3 çarpı 8K bölü yani 8K kök 3 çarpı 8K bölü 2 eşittir. 32 köküçmüş. E köküçler sadeleşsin. Şuradan gönderelim. Peki 8 ile 8'i çarptım 64. 2 ile sadeleştirdim 32. E karşıda da 32 var. Yani K kare 1'e eşitse K buradan hayırlı uğurlu olsun. Döndük dolaştık gene 1'i bulduk görüyor musun? K1 geldi 7K isteniyor. Yani o zaman KL arasındaki mesafe 7'dir. Biliyorum biraz uzun bir soruydu ama gerçekten yani TYT'de değil de AYT'de karşında gelebilecek bir soru tarzından bahsettim. Bence çok güzel bir soruydu. Yıldızladım. 6. soruyu bitirdik. E seçeneği olarak işaretledik. KL arasını bulduk. Geldik 7. sorumuza. Benzer bir şekil var. Şimdi ana yol var, park var, ev var, yol var, arsa var. Var oğlu var. Bak burada iki köküç verilmiş. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için hemen şuraya ben bir iki köküçümü yazayım. Sonra üstten görünüm verilmiş bir bölgenin. E, ABC'de paralel kenar. A, E, F, G de paralel kenar. Tamam. 120 derece var. D, G, F, C'ye eşit. D, G, F, C eşit. Sonra alan E, K, L, 4. E, K, L. Şurası 4 verilmiş. Sonra B, C, 2 kök 3. Alan K, L, B, F. K, L, B, F. Neresi orası? Şöyle bakalım hemen. K, L, B, F. O zaman buraya da ben 5 yazarsam. Burada benzerlik oranının karesi alanlar oranı mantığıyla bir şeyler yapabilir miyiz? Bak şimdi. 4 bölü 9 var aslında. Alanlar oranı 4 bölü 9 olan bir denklemin var. Peki biz bunu benzerlik oranının karesine eşitliyorduk değil mi? 4 bölü 9 eşittir k kare ise kare kök içerisine aldığında k eşittir 2 bölü 3 geldi. Yani şuraya 2k yazsam 3k olması için bak iyi izle 2k'nin 3k olabilmesi için buraya k yazmam lazım. Eşitlikten dolayı a e'ye de gittim k yazdım. Paralel kenardan dolayı k'yi yukarı taşıdım. Ve 2k 2k 4k 4K olması için K'si burada farkındaysan. Aslında bak ne yapmış olduk biliyor musun? 2K, 3K, 4K. 4K'den K çıktı 3K. Şurası 3K bölü 2. Burası da 3K bölü 2 geliyor. Fakat biz şimdi X'i arıyoruz değil mi? Burada şunu düşünmem lazım. 120 dereceyi vermişti. Daha önce daha 120 dereceyi hiç kullanmadım. Şuradan bir 60 dereceyi buraya getirelim. Değil mi? Peki 60 dereceyi buraya getirdik. Yüksekliği bulsak işimize yarar mı? Aslında ben burada yüksekliği şu yüzden bulacağım. Bak şimdi şuradan dik attığını düşün. 90'da 2 köküç varsa 30'da ne olacak? Yarısı köküç. 60'da da köküçün köküç katı 3. Yani yüksekliğimiz 3 ise bak şimdi A'dan F'ye çiziyorum. Burada da bir paralel kenar var ya. Şimdi iyi izle. K tabanı var. 2K tabanı var. E 2K'de 4 alan daha doğrusu 2K'de şöyle 9 alan varsa. Bakıyorum 2K değil orası. 3K'de şöyle 9 alan varsa. Temize çekeyim hatta senin için şöyle. Şöyle çizilmiş bak şöyle çizilmiş. K var. 3K var. 3K'de 9 alan varsa K'de de 3 alan olacak. Doğru mu? Peki 3 alan burada var. 3 alan burada var. Yani oradaki paralel kenarın alanı 6. 6 alan eşittir. Taban çarpı yükseklik. Yani K çarpı yüksekliği de B'den dik atarak kaç bulmuştum? 3 bulmuştum. 30, 60, 90'dan. E K buradan ne geldi? 2 gelmiş oldu. Peki X'in bulunduğu yerde kaç K var? 2K var. X eşittir 2K'den. 2 çarpı 2'den cevap nedir? 4'tür yani C seçeneğidir. 7. sorumuz da gerçekten çok güzel bir soruydu. Geçtim son sorumuza. 8. sorumuz. Ayşe Hanım ABC'de paralelkenar biçimindeki masanın içine birbirine eş 12 adet paralelkenar biçimindeki hamurunu aşağıdaki gibi dizmiştir. Oo, oh, hamur. Bak burada her bir hamur birbirine ve ABC'de paralelkenarın kenarlarına paraleldir diyor. ABC'de paralelkenarın kenarının en yakın hamuruna olan uzaklığı ile Peş peşe gelen iki hamur arasındaki bu mesafe eşit olup 2 birim. Yani şu boşlukların arası 2 birim diyor bak şunların hepsi. Aynı şekilde yatayda da geçerli 2 birim. Gel bunları bir harflendirmeyelim mi? Şuraya A yazalım, buraya B yazalım. Şuradan şöyle hesaplamak istesem. A var, A var, A var. Kaç boşluk var? 1, 2, 3, 4. 4 kere 2, 8. 3A artı 8 yan kenar. Aşağı kenara geldiğimde B var, B var, B var, B var. Buradan toplamak istesem 4B artı 1, 2, 3, 4, 5 boşluk var. 5 kere 2 de 10. Tamam. Şimdi çevre ABC'de 72 verilmişti ya. O zaman toplayalım. 3A artı 8 artı 4B artı 10 çarpı 2 eşittir 72. Aynısından karşıda da olduğu için 2 ile çarpı 72 eşitledim. 3A artı 4B artı 18 eşittir. 2 ile 72'yi sadeleştirdim. Işte 36. 3A artı 4B Eşittir ne geldi? 18 gelmiş oldu. Bu burada dursun. Hamurlardan birinin çevresi 11'im demiş. Yani A artı B aslında 5 miymiş? Değil mi? O zaman gel şuraya yaklaşalım. Sonuçta A artı B 5 ise ben bunu 3 ile çarpsam 3A artı 3B ne olacak? 15 olacak. Bak 3A artı 3B artı B eşittir 18. Doğru mu? Zaten ben şuraya 15 yazsam 15 ile B'nin toplamı 18 veriyorsa B buradan 3'tür e B'yi bulduk. B'yi bulduğuma göre yerine yazsam 3 ile neyi toplasam 5 yapar. 2'yi toplasam 5 yapar. A da ortaya çıktı. B de ortaya çıktı. Şimdi DC neresiymiş? DC şu. Zaten yazmıştık. 4B artı 10. 4 çarpı B'miz 3'tü. 4 kere 3 12 artı 10. Eksi AD'miz neresi? Şurası. Bunu çarpalım. A'sı da zaten 2 idi. 3 çarpı 2 6 artı 8'den 14 geldi. Bunu da 14 olarak çıkartıyorum. 12 10 daha 22. 22 eksi 14 ne yapar? 12'den 8 çıktı. 12'den 4 çıktı 8. 1'den 1 çıktı 0. Demek ki cevabımız 8'miş. Şöyle güzelce D seçeneğini işaretleyelim. Biraz uzun soruların olduğu bir testi çözmüş olduk. Ama bence tam böyle ÖSYM tarzı diyebileceğim sorular var. Hem merkez testinde hem teğet testinde çok güzel soruları çözdük. Ama yetmez. Şimdi nereye geçiş yapıyoruz? Gel gel pardon. Soru Bankası'nın PDF'ini açtım bak görüyor musun? Gel video ders kitabımızın ilk sayfasına gidiyoruz ve paralel kenarda bak 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 paralel kenarda ödevini söylüyorum sana. Soru Bankası'ndan test 16, test 17 iki tane mavi test, test 18 bir tane yeşil test, test 19 bir tane kırmızı test ve şöyle göstereyim hemen. Kamp programımız nerede dur kamp programımız da gel 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 gel. Şurada paralel kenarı noktaladık. Teğet ve merkez testini de çözdük. O zaman şöyle üzerine çarpılıyoruz. 15. günü bitirdiğimize göre dolu dizgin kampta ilerlemeye çalışıyoruz. 16. gün gelecek, onu da bitireceğiz. Gün gün kampların hepsini bitirip kampı ve geometriyi noktalayacağız. Video ders kitabındaki teğet ve merkez testleri bitti. Şimdi ödevin nedir? Az önce gösterdiğim gibi soru bankamızdan gidiyorsun. Test 18, 19, 20, 21'di değil mi? Aynen öyle. Bu testleri yapıyorsun ve bu konuları aslında neyle tamamlıyoruz? Soru bankamızla tamamlıyoruz. Kitaplara ulaşmak için de BKM kitap sitesine gidiyorsun. Orada sepette ekstra %10 indirim için ne yapıyorsun? Merkez kodunu kullanıyorsun. Hem Z takımı kitaplarında geçerlidir, hem de Paraf yayınlarının kitaplarında geçerlidir ve bu birlikte kitap alacaksanız bence bu avantajı kesinlikle kullanın. Evet, günü noktaladık ve kampta gerçekten çok önemli bir konuyu geride bıraktık ve umarım Verimli olmuşsundur. Eğer verim aldıysan düşüncelerini, kampla ilgili fikirlerini yani eğer gerçekten faydalı oluyorsa yorumlara yazmanı istiyorum. Hatta ilk videonun altına yazarsan, doğru da açılar videosunun altına yazarsan yani ben işte paralel kenardan geliyorum. Bu, paralel kenara kadar devam ettim. En azından düşüncelerini e, yani diğer arkadaşlar, ön yargılı arkadaşlar sizlerden duyarsa en azından sen nasıl geliştiysen o da gelişsin. Ama burada işte rakip eliyoruz muhabbetine çok girmek istemiyorum. Sonuçta sen bugüne kadar yani özellikle buraya kadar çok büyük bir emek sarf ettin. Ama o sarf etmeyebilir. Benim buradaki amacım daha çok insana ulaşmak için. Yaptığım işin karşılığında emeklerimin karşılığını almak için sizlerden ricam. Videoya beğeni bırakmanız ve çevrenizdeki insanlara geometride özellikle bu kanalı tavsiye etmeniz. Ben sana nasıl öğretiyorsam diğer insana da yani karşılaşacağım senin gibi bir sürü insan var. Ben bu işe gerçekten e, yani nasıl yapılması gerektiği hakkında çok araştırmalar yapıyorum. E, bu emeklerin karşılığını karşılıksız olmaması için aslında senden sadece bunu talep ediyorum. Anlaştık mı? Şimdiden desteğin için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. İyi ki bugüne kadar kampı günü günü takip ettin. Çok teşekkür ederim. Emeklerine sağlık diyorum ve o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. İyi çalışmalar. Bay bay.